Evet, devam ediyoruz. Kaldığımız noktadan CHP 38. olağan kurultayında genel başkan adayı, aday adayları olan İlhan Cihaner ve Örsan Öymen yeni genel başkan Özgür Özel'i tebrik etti. O bilgiyi de aktaralım. Öymen'in sözleri tabii önem taşıyor. Umarım CHP'nin özüne dönmesi, ilkelerine sahip çıkması ve parti içi demokrasinin tesis edilmesi konusunda gereğini yapar diyor Özgür Özel'in tebrik mesajında. Özgür Özel'i tebrik ederken, evet, yine aynı şekilde İlhan Cihaner de Sayın Özgür Özel'i tebrik eder, başarılar dilerim diyor genel başkan seçilen isim Özgür Özel. Evet, ve aynı zamanda tabii Örsan Öymen'in devamı da var. Umarım CHP'nin özüne dönmesi diyor ve eylemleriyle hakkındaki bazı kuşkuların giderilmesini sağlar diye de bir ekleme yapmış. Şimdi Süleyman Bülbül CHP Aydın Milletvekili de bize katıldı ama ben Suat hocamızla başlamak istiyorum. Çünkü beklettim sizi biraz önce. Yok, rica ederim. Dün hep birlikte izlemiştik zaten ama evet. Yani aslında artık neyi konuşmak lazım bilemiyorum. Yani birinci derecede ne önemli diye. Evet, biz bu salonu konuşuyoruz ama evet, buradaki liste de önem taşıyor ama ya ben sanki bu salonun dışını konuşmak mı doğru acaba? Kesinlikle öyle. Şu anda bu mesajın, yani burada çıkan değişim mesajının, genel başkan değişikliğinin, yani Türkiye'de çok uzun yıllardır gerçekleşmeyen bir şeyin hepimizde biraz... Mikrofonunuzu biraz yakınlaştırın. Hepimizde biraz böyle bir ön yargı gibi oluşmuş. Benim hatta çok uzun yıllardır iki dudak demokrasisi olarak bütün siyasi partileri nitelediğim, yani bir lider ve yanında 10-15 kişilik bir ekiple, bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi için değil, Türkiye'deki bütün siyasal partiler için ve uzun yıllardır böyle olan bir kök sorun vardı. Ben bugün bu gerçekleşen, bunun Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bağımsız olarak da söylüyorum, bugün gerçekleşen bu genel başkanlık değişiminin, hani dışarıya dediniz ya, ne mesaj veriyor? Türkiye'de bir şeylerin üzerinde bambaşka yorumlar yapılabilmesine rağmen, yani işte belli bir delegasyonu belli bir kitle kontrol eder, belli bir delegasyonu belli ve bunlar bir biçimde çatışırlar ama sonunda genel başkan, genel merkez ve ekibinin bir biçimde belirlediği biçimde oluşur gibi bir yargının, yani bu iki dudak demokrasi dediğim şeyin bir öncülü olarak ben bunu mesela dün okumamı böyle yaptım. Eğer Sayın Özel konuşmasında söylediği şeyleri, yani parti içi demokrasiyle ilgili söylediği şeyleri gerçekleştirme şansı bulursa, bu sözlerini yerine getirirse, işte o zaman o dışarıdaki, hani 14 ve 28 Mayıs'tan sonra yılgınlığa düşmüş, küsmüş, belli bir şekilde sandığa gitmeyecek, hatta apolitikleşmeye başladığı iddia edilen, bazı araştırmalarda %30'lara 40'lara vardığı söylenen kitle dönüp Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakacak. Sayın Özel'in söylediklerini Sayın Özel yapıyor. Mesela ön seçim. Şimdi hemen Kasım'da bir tüzük kurultayı var. O tüzük kurultayının ardından da hemen 3 ay sonra da yerel seçim. Yerel seçim var. Şimdi genelde biliyorsunuz bu tür sözler konuşmalarda verilir, söylenir. Hatta kendisi biliyorsunuz kadın, gençlik kotası gibi şeylere karşıyım dedi. Ben herkesi hak ettiği yere, aynı şekilde parti meclisinin oluşumuyla ilgili de. Şimdi bu dediği sözü gerçekleştirdi. Bugün dedi aslında, taahhüt ettiğimizde bütün ne varsa yerine getireceğiz dedi. Tabii işte, ön seçimden tutun da işte diğer başlıkları söyledi. Bu sözleri söylemek bir yere kadar. Bunu çok fazla siyasetçiden duyduk. Ama icraata geçmesi. Kesinlikle. Önemli olan uygulama. Ama bunu başardığında Sayın Özel, işte o zaman hani sürekli kendisinin arkasında bir şey, bugün devrim, biraz önce sizin sorduğunuz devrim olması ile ilgili, bu bir devrime dönüşür. O zaman eğer bu partide her şey ön seçimde, mesela üye bazlı ön seçimde yapılırsa, bu delegeler belli bir kontrol içinde, belli bir sözü dinliyormuş gibi hareket etmiyor. İmajı eğer gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninde oluşursa, Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinde oluşursa, işte o zaman o gerçek değişim, Sayın Özel'in özellikle işaret ettiği o kısım, bir hayat bulma şansı bulacak demektir. İşte ben onun o zaman seçmeni doğrudan etkileyeceğini, 31 Mart'ı doğrudan etkileyebileceğini düşünüyorum. Ama yok, biz bunu aslında bu seçimlik değil de bundan sonraki seçimlerde uygulamak üzere söylediğimizde, o zaman işte o asıl hikaye, o heyecan, o coşku, o beklenti bambaşka bir karamsarlığa tekrar bürünebilir. Hatta yani Sayın Özel'in de aslında mevcut yönetimden ya da şu ana kadar uygulamalarda bir farkı yokmuş gibi bir yargı oluşabilir. Ben bu değişikliğin
belli bir dinamizm kazandırdığını düşünüyorum şu anda seçmen. Çünkü gerçekten de hepimize işte gece 3'lere 4'lere kadar küstüğünü söyleyen, olayla ilgilenmeyen insanlar sabaha kadar sonuç ne olacak diye izlemeyi tercih ettiler. Burada bir şeyin oluştuğunu, heyecanın ve coşkunun oluştuğunu görüyoruz. Önemli olan Sayın Özel'in bunu partiyi toparlayacak bir biçimde, ki konuşmasında Sayın Kılıçdaroğlu'na eleştiri getirirken bile çok saygılı ve kişiselleştirmeden konu bazlı eleştiriler getirdi. Yani doğrudan asla Sayın Kılıçdaroğlu'nun kişiliğine ilişkin eleştiriler yapmayıp konulara ilişkin eleştiriler yaptı. Hatta şu hançer meselesiyle ilgili bile getirdiği eleştiride, yani kendisinin bunu kesinlikle üstüne almadığını belirterek, yine kendisinin gerçekleştirdiği bir konu üzerinden Sayın Genel Başkanı, Sayın Eski Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nu eleştirmeyi yeğledi. Bunun, bu üslubun, bu birlik ruhunun, ki aslında kurultayın da ana teması bu, birlik ve demokrasi. Bu parti içi demokrasi gerçekleşirse, bu birlik gerçekleşirse, bu ayrışma olmazsa, hep, çünkü bu da açıkçası AK Parti'nin ve diğer birçok siyasi partinin de beklentisi. Cumhuriyet Halk Partisi bir biçimde öyle ya da böyle bölünsün beklentisi, öyle ya da böyle bir tartışma çıksın, kavga çıksın. Dünkü kurultay o anlamda da gerçekten çok sıklıkla kullanıldı, ben de kullandım, tweetlerimde de yazdım. Bir demokrasi şölenine de dönüştü. Kendisi de bugün öyle dedi, evet. Bugünkü ortaya çıkan manzara, birçok siyasi partide bambaşka tartışmalara, kopuşlara, kavgalara, dövüşlere yol açabilirdi. Cumhuriyet Halk Partisi delegasyonu, buradaki seçmen, buraya katılan, gelen üye inanılmaz bir olgunlukla bu süreci idare etti. Burada Sayın Ekrem İmamoğlu'na da bir şey söylemek lazım. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun da gerçekten Sayın Kılıçdaroğlu'nun o anlamdaki seçiminin ne kadar doğru olduğunu da gösteren bir sürece de büründü bu. Çünkü Sayın Ekrem İmamoğlu da gerçekten çok düzgün bir yönetim gerçekleştirdi. Bir eşit ilişkiyi, yani kendisinden bir biçimde başka şeyleri kayırması gibi beklenen bir beklentiyi de aslında bertaraf etti. Orada da aslında bu sürecin Sayın Özel açısından da, tercihleri açısından da parlayan, yani bu sürecin ikinci kişisi Sayın Ekrem İmamoğlu. Bunu da hani bu süreci de mutlaka görmek lazım ve bundan sonrası için de ben bu sürecin ayrılmaz bir bileşeninin Sayın İmamoğlu olacağını düşünüyorum. Ben buradan çıkan sonucu gerçekten değerlendirebilirse 31 Mart'ta kaybedebiliriz. Ya da 31 Mart üzerine sürekli kurgulanan söylem, benim çok rahatsız olduğum. 11 büyükşehire sahip Cumhuriyet Halk Partisi acaba kaçını kazanabilecek? Acaba kaçını koruyabilecek gibi bir söylemden tam tersi, buna ben Denizli'yi nasıl eklerim? Manisa'yı nasıl eklerim? Balıkesir'i nasıl eklerim? Bursa'yı nasıl eklerim? Söylemine geçip artık tartışmayı oradan yürütmesi lazım. Bunu başarabilirse, Sayın Özel bunun öncülüğünü de gerçekleştirebilirse, işte o zaman bu hepimizin daha kalıcı diye beklediği, daha kurumsal diye beklediği değişim o zaman kökleşebilir. Şu anda asıl ihtiyaç bence özellikle Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni ve üyeleri açısından beklenti bu yönde. Bir değişim olduysa ben bu değişimi görmek istiyorum diyor. Sayın Özel'e de düşen onu uygulamayla göstermek. 81 il başkanıyla başladı. Umarım mesela ön seçimle devam eder. Bugün yayınımızda sabah yine bunu konuştuk. Sayın Ercan Karakaş dedi ki mesela şu anda bile yapabilir dedi. Yerel seçim var. Hadi dedi belediye başkanlarını İmamoğlu da dahil olmak üzere, evet, dedi. Ön seçimle belirleyebilir parti dedi. Böyle bir öneri de geldi. İşte inanın, buradan çağrı yapıyorum dedi hatta. İnanın asıl heyecan bu. Bir dakika, benim siyasi partim artık bir İki dudağın ve yanındaki 15 kişilik ekibin kontrol ettiği değil, bir biçimde her şeyi yukarıdan aşağı indiren bir sistem, bir hiyerarşi değil. Tam tersi, yan yana birlikte hareket edebileceğim eşitler arası ilişki. Çünkü bir siyasi partide, aslında Batı tipi bir sosyal demokrat partide bir genel başkan, Latince deyişiyle primus inter pares dediğimiz kişidir. Eşitler arasında birincidir. Kutsallaştırılmış, sözünün üstüne söz söylenmez, aldığı kararlar, atadığı danışmanlar asla tartışılmaz kişiler değillerdir. Şimdi Sayın, evet, Özel bunların aslında vaadinde bulundu. Konuşmasının içinde bunlar vardı. Bunları gerçekleştirdiğinde, uyguladığında, biz bunları gerçekten gördüğümüzde seçmen de onu görecek. Şöyle bir şey var, zamanın ruhunu yakalamak da diyebiliriz buna. Çünkü bu talep o kadar somut ki. Şu anki zaman aslında o zaman. Evet, onu istiyor insanlar. Çünkü